Evet, hikayemiz gayet eski, 38. senemiz meslekte. Ali Bey'i de bu kadar süredir tanırız. Kendisi başka sektörden bizim sektöre geçtiğinde, hizmet vermeye başladığında ve bütün ağırlığını perde sektörüne aktardığında gerçekten tebrik etmiştik. Çünkü o güne kadar böyle bir yatırım yapan yoktu. Her işimizde detaylı uğraşmıştır Ali Bey. Çok sağ olsun. Olmaz dediğimiz işleri Ali Bey'le yaptık. Başaramayacağımız dediğimiz, yetiştiremeyeceğimiz dediğimiz her şeyi Ali Bey'le yaptık. İnanın ki ben bile inanmazken o inandı. Yaparız dedi, yetiştiririz. Her türlü projeyi yetiştirdik. Boyası, elekusalı, kalıbı, her şeyi. Çok memnunuz kendisinden. Dostluğumuz da çok uzun. İnşallah bu kadar yaşadığımız sürece de hızlı ve uzun sürer dostluğumuz. Sevgili perdeciler, sektörümün birbirinden değerli insanları, Nakış Metal Dostları isimli programımızın 3. bölümünde hepinize merhabalar diyorum. Efendim, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Nakış Metal Dostları'nı ziyaretlere devam ediyoruz. Programımızın adından da belli. Bu seferki durağımız yine İstanbul Çağlayan. Çağlayan'da bir Nakış Metal Dostu'nu ziyarete geldik. Park Perde Sistemlerinin sahibi Cengiz Özden bizlerle birlikte. Efendim, izninizle rica ediyorum. Cengiz Bey'e merhabalar demek istiyorum. Cengiz Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağlık. Bize burada bu ortamı sağlayanlara da teşekkür ediyoruz. Özellikle Nakış Metal'e. Evet, efendim, üzerimde kalmasın. Nakış Metal'in kurucusu, sevgili büyüğümüz Ali Çokyaşar'ın ve şu anki yöneticisi Ali Beyinoğlu, sevgili Mehmet Çokyaşar'ın sevgi ve selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Biz Nakış Metal dostlarını tanımak istiyoruz. Tüm Türkiye tanımak istiyor onları. Nakış Metal sektörümüz için çok değerli bir firma, bunu biliyorsunuz. Ve Cengiz Özden'in meslek hayatını merak ediyoruz. Cengiz Özden'i eskilere götürmek istiyoruz. Biz dinlemeye hazırız. Siz hikayenize nereden başlamak isterseniz oradan başlayın. Buyurun. Evet, hikayemiz gayet eski. 38. senemiz meslekte. Ali Bey'i de bu kadar süredir tanırız. Kendisi başka sektörden bizim sektöre geçtiğinde, hizmet vermeye başladığında ve bütün ağırlığını perde sektörüne aktardığında gerçekten tebrik etmiştik. Çünkü o güne kadar böyle bir yatırım yapan yoktu.
her işimizde detaylı uğraşmıştır Ali Bey. Çok sağ olsun. Olmaz dediğimiz işleri Ali Bey'le yaptık. Başaramayacağımız dediğimiz, yetiştiremeyeceğimiz dediğimiz her şeyi Ali Bey'le yaptık. İnanın ki ben bile inanmazken o inandı. Yaparız dedi, yetiştiririz. Her türlü projeyi yetiştirdik. Boyası, elekusalı, kalıbı, her şeyi. Çok memnunuz kendisinden. Dostluğumuz da çok uzun. İnşallah bu kadar yaşadığımız sürece de hızlı ve uzun sürer dostluğumuz. O zaman Nakış Metal doğru bir partner. Çok doğru. Yola devam. Devam yola mı? Devam. Devam. Yola devam. Efendim nasıl oldu? Başlangıcınız, perde sistemlerine nasıl gönül verdiniz? Kaç yılında nerede gönül verdiniz? Tesadüflerle, yani benim aile mesleğim değil. Babam gemiciydi. Emekliydi, Allah rahmet eylesin. Tesadüflere bağlı. Komşumuz perdeciydi. İşte herkesin bildiği meşhur Alray. Şu aralar bu meslekte değiller artık. Kendisi zaten Allah rahmet eylesin vefat etti. Çocuklar da başka sektörlere geçtiler. Orada başladık. Tesadüflerle. Kapı komşumuzdu. Askerle bitirdik. Bu işlere girdik. İnişli çıkışlı zamanlarımız oldu. Hakikaten çok kötü zamanlarımız da oldu. Ama şimdi iyiyiz, memnunuz. Sektörden mutluyuz. Böyle de devam etsin istiyoruz. Ve bulunduğumuz bünye kendinize ait. Kaç katlı bir binanın içerisindeyiz? Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Benim anladığım kadarıyla bir aile şirketisiniz. Evet. Burası hakkında da konuşalım. Yani park perde sistemleri hakkında. Evet. İlk kurduğumuz şirket park perde sistemleri değildi. Ama yine imalatla ilgiliydi. O zamanlar var olmaya çalışan, bu işleri hakikaten öğreniyorduk daha. Çok yeniydi Türkiye'de. Gelişe gelişe, biz de kendimizi geliştire geliştire bugünlere geldik. Hatırımız sayılır uluslararası düzeyde. Yani Türkiye'nin. Gerçekten güzel işler yapıldı. Tabii şunu söylemek istiyorum. Yani bizler bunları yaparken aslında arkamızdaki tedarikçiler çok önemliydi. Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum tekrar. Arkamızda durdu. Bizim ilerlememizde çok sebeptir yani. Birebir. Oğlu da bayrağı aldıktan sonra sevgili Mehmet'e buradan sesleniyorum. Daha ilerlere taşır inşallah. Benim oğlum da büyüdü artık. O da bizi daha ilerlere taşır inşallah. Amacımız hakikaten ihracat yapmak. Bol miktarda. Şu anda sınırlı derecede Avrupa Birliği üyeliği, başka sebepler. Bunlara engel olanlar var. Nakliye büyük sebep bunlardan yapamamamızda. Ama yine elimizden geleni yapıyoruz yani. Efendim ben o ışığı, o azmi görüyorum. Yılmamışsınız. Hani bir çocuk düşer kalkar, düşer kalkar. Ticareti de buna benzetirim. Ama çocuğu yüreklendiren de anne babadır. Dolayısıyla üretici ve toptancı partnerleri de ben anne babalara benzetirim. Evet. Onlar sizi ne kadar yüreklendirirse, esnek ticaretlerini ve güler yüzlü hizmetlerini sizlere ne kadar yansıtır, uygulatırsa sizin ticaretinizde paralelinde bir o kadar iyi gider. Evet, Türkiye'nin sayılı firmalarından bir tanesisiniz. Teşekkür ederim. Perde sistemleri deyince. Park perde sistemleri bünyesinde neler imal eder? Bizim aklımıza gelebilecek her türlü perde sistemleri bu bünyede imal edilir mi? Park perde sistemleri bugün Türkiye'de ne kadar sistem varsa dış mekan hariç iç mekanda tamamını üretiyor. Helikoptere de perde yaptık. Süper lüks yatlara da perde yaptık. Büyük binalara, hastane, otel, residence hepsine perde yaptık. Yapmaktayız da hala. Ama Ayşe Hanım'ın, Fatma Hanım'ın evinde de varız. Bizim perde çeşitliğimiz çok fazla ve park perdenin inanın ki özelliği şu. Problem çözmek. Problemli camların çözümünü üretmek. Özellikle dev projelerde. Yapılamaz denilen yerler. Tabii ki mümkün olmayan yerler de vardır. Ama biz mümkün hale getirmek için uğraşıyoruz. Ve böyle ayaktayız. Bu da biraz da bizim kendi özelliğimizden, sektörde çok eski olmamızdan, arkamızda da Nakış Metal gibi insanların bulunmasından,
Yani yetişmez, olmaz, yapılamaz denilen her şeyi biz arkamız sağlam olduğu için yapabiliyoruz. Nakış metal üretiminde yıllardır gramajını hiç düşürmedi. Nakış metalin düstürlerinden ve misyonundan yola çıkarak vizyonlarından bir tanesi de dürüstlük kimliği altında elbette ki kaliteydi. Kalitesinden vazgeçmeyen nakış metal sizlere dolayısıyla kaliteyi sunduğuna göre park perde sistemleri de ürünlerinde kaliteye öncelik veriyor. Bravo. Yoksa tercihi başka bir firmada olabilirdi. Bunu açık yüreklilikle dile getirmek istiyorum. Dolayısıyla o zaman şunu diyebilir miyiz? Park perde sistemleri kalitesinden hiç vazgeçmedi. Asla. Asla. Bakın fiyat konusunda yürümüş olsaydık bugün atıyorum 250 gram kullanmamız gereken alüminyumu 200 grama, 190 grama düşürme imkanlarımız vardı. Ali Bey'den rica etsek onun da kalıbını yapardı. Fakat biz bunları tercih etmedik. Neden? Madem yapıyoruz, madem bu kadar eskiyiz, hadi dedik gösterelim ki en iyisini yapalım. Bırakın fiyatı, karnımız bir şekilde doyacak yani. En iyisini yapalım. En iyisini yaparken de Ali Bey'e çok güvendik. Ne kadar güzel cümleler kuruyorsunuz. Ben bu sohbete doyamadım. Bu sohbeti yani sabaha kadar sürdürebilirim. Şimdi ben dolayısıyla de. Cengiz Bey, bu kalitenin de kaliteli alıcıları olur. Türkiye'de, Türkiye genelinde ve yurt dışında nerelerdesiniz? Pazar ağınızı da merak ediyorum. Türkiye'de her yerdeyiz. Bizden talep edildiği sürece, yani ürünlerimiz kaliteli dediğimiz gibi, bunun da bir maliyeti var. Bunu karşılayan herkesin yanındayız. Asla dışında kalmadık. Ama yurt dışında Avrupa'nın belli bölgelerinde varız, Afrika'da varız, Türkiye Cumhuriyetlerinde zaten varız. Kıbrıs'ta olduk bir dönemler ama artık orada imalat var, yokuz. Hatta Türkiye'den çok da fazla insan yok vergilerden dolayı. Efendim söyleyeyim, Arap ülkelerinin tamamında varız. Proje olarak da varız, toptan satış olarak da varız. Zaten efendim Kıbrıs'ta da 5-6 tane perdeci var. Toplasanız parmakla sayılacak kadar içlerinden 3 tane ya da 4 tanesi en kaliteli Kıbrıs'ın perdecileri. Dolayısıyla bir imalat kurulduğu zaman da Türkiye'ye gereksinim duymuyorlar. Bu konuda çok haklısınız. Efendim şimdi sektörü de konuşalım. Nasıl konuşalım? Cengiz Özden'in gözünden konuşalım. İyileri şimdi, konuşalım, kötüleri konuşalım. Elbette, elbette. Ben her zaman şunu diyorum, yani masa başı patronu olmayın arkadaşlar, sahaya da çıkın diyorum ama sizler tabii sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Müşterilerinizin gözünden de değerlendiriyorsunuz. Onlar sıkıntıya düşerse siz de düşüyorsunuz. Ya da bunun tersi de olabilir. Sektöre nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Valla şunu anlatmam gerekir önce. Kötülük bizle beraber değil. Yani biz iyi tarafındayız. Sektör o kadar büyüdü ki Türkiye'de. Bu aslında iyi insanların olduğunu gösteriyor. Mücadeleci, çalışkan, gerçekten özveriyle sektöre saygı duymuş insanlardan kaynaklanıyor bu. Kötü insan yok sektörümüzde. Bildiğimiz kadarı. Benim en azından bildiğim kadarıyla. Daha iyi olabilir mi? Evet, çok daha iyi olabilir. Fakat buna da imkan yaratmak lazım. Yani birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Biz Türkiye'de birlikte çalışmayı bilmiyoruz. Kendi sektörümden bahsediyorum. Diğer sektörleri zaten ya bizi ilgilendirmiyor. Birlikte çalışmayı öğrenirsek dünyayı elimize alabiliriz. Ben buna yüksek seviyede evet diyorum. Dünya bizim elimizden bütün camlarını donatabilir. Bu kapasite Türkiye'de var. Çok iyi arkadaşlar var, çok iyi üreticiler var. Efendime söyleyeyim, alüminyumcusundan işte nakış metal hayatını bu tarafa kaydırmış. Demiş ki ben perde sektöründe çok güzel yerlere getireceğim kendimi ve herkesi. Bakın bu bir öncülük. Kumaş kısmı var. Çok güzel kumaş üreten arkadaşlar var. Bunlar 3'ü, 5'i, 6'yı geçti artık. Eskiden bulamıyorduk, yurt dışından getiriyorduk. Yani o kadar güzel bir sektörümüz var ki ve o kadar çalışkan insanlarımız var ki bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yani kendimi de tebrik ediyorum. Azmimiz var, hırsımız var, hevesimiz var. Niye olmasın diyorum. Sadece birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım.
O zaman biz park perde sistemlerine şuraya, tam buraya kocaman bir nazar boncuğu koyalım mı? Ve Cengiz Bey'in sözlerinin üzerine birkaç söz de ben ilave etmek istiyorum. Evet, dünyanın tüm camlarına talibiz. Dünya bunu biliyor. Çünkü biz ev tekstili denilince dünyada ilk akla gelen markalardan bir tanesiyiz. Fuarlarımız da öyle değil mi zaten? Dünyanın ikinci en büyük fuarına ve en kaliteli fuarına sahibiz. Dünyanın gözü fuar zamanı bizim ülkemize, İstanbul'a çevriliyor. Değer sektör mensupları, bir konuya daha katılıyorum. Cengiz Bey dedi ya hani sektörümüzün kötü insanı yok. Elbette sektörümüzün kötü insanı yok. Hepsi bizim için birbirinden değerli. Perakendecisi, tedarikçisi, imalatçısı, üreticisi, yani daha aklıma gelmiyor efendim, montajcısından tutunuz da her türlü sektörümüze emek veren küçüğünden büyüğüne tüm firmalarımız, tüm sektör mensuplarımız bizim için değerli. Nakış metal dostları ise bir başka değerli. Çünkü onlara yine değer katan da nakış metal. Kesinlikle. Efendim, nakış metal diyoruz ama hiç Ali Bey'le bir anınız var mı diye sormuyoruz. Hadi soralım. Ali Bey sağ olsun. Aynı zamanda arkadaşız. Ailecek de görüşürüz. İstanbul'da ya da başka yerde. Bir sürü anımız var ama ben yine de sektörden dışarı çıkmayacağım. Bir proje işimiz var. Projede Ali Bey'in işi alüminyum üretmek, onu boyamak, bize de paketleyip servis etmek. Fakat bunun dışında bir iş istiyoruz ondan. Diyoruz ki bu alüminyumların üzerinde işlem var. Delikler delinecek, pançlar açılacak. Ali Bey nasıl yapacağız biz bunu? Hallederiz diyor. Ya dedim Ali Bey sen nasıl halledeceksin bunu? Ben şimdi tornacı arıyorum, bilmem bir şey arıyorum ama bu zamanda yetiştirecek, bu kapasitede, bu büyüklükte yer bulamıyorum. Ben hallederim dedi. İnanmadım ama inanmaktan başka çarem yok çünkü zaman daraldı. Bitmek üzere. Ya o sabahı hakikaten uyumadan geçirdim yani. Sabah olduğunda hakikaten kamyon kapımın önündeydi. Her şey halledilmiş. Delikler delinmiş, kesimler yapılmış. Boya harika zaten. Ürüne diyecek bir şey yok. Ali Bey'i aradım. Tamam tamam tezahürat istemem dedi bana. Yani Anadolu'da bir laf vardır insanın babası yapmaz diye. Yapmaz. Ali Bey size gerçekten babalık yapmış. Ali Bey işine çok düşkün. Tam bir işkolik. İyi anlamda. Gezmeyi sever, her şeyi sever ama iş başka. Hesabını, kitabını kendisi yapar. Bu da benim çok hoşuma gider. Çünkü hemen hemen aynı kafadayız. Programdan önce sizinle kısa bir sohbet gerçekleştirdik Cengiz Bey. Dediniz ki ben azimliyimdir, yılmam. Düşerim, kalkarım ama işimin peşinden koşarım anlamına gelen bir cümle kullandınız. Ben de diyorum ki, beyler kusura bakmayın, başarı tek kişilik değildir, tek soluklu da değildir. Merdiven çıkmak zordur. Fakat merdivenlere çıkarken beylerin arkasında her zaman biz hanımlar varızdır. Şimdi efendim eşiniz hanımefendiye bu konuda diyorum ki Cengiz Bey'in başarısında pay sahibi. Hanımefendinin hemen ismini alalım, sevgilerimizi yollayalım. Eşimin adı Figen. Aslında şirkette de bayağı bir yetkisi vardır imza şeyine kadar. Şimdi eşlerin kocaların arkasında durması bizim için hakikaten çok önemli. Bakın 2007 senesiydi. Bir bel fıtığı ameliyatı geçirdim. Kımıldayacak halim yok zaten tahmin edersiniz. Ve yetişmesi gereken dünyaca işlerimiz var. O zamanlar çok daha projeler var, fazla büyük işler var. Yani kalkamıyorum yataktan. Yapacak bir şeyim yok ve acilde hemen kestiler. Ya yapamaz dedim. Beceremeyecekler dedim yani. Endişeliydim. Ama eşim çok çalışmak istedi o dönemde. Ve dedim ki birkaç ay önce tamam dedim. Gel beraber çalışalım. Ne iş yapmak istiyorsan buyur şirkette yapabilirsin. Seni mutlu edecekse tamam. Evde oturmak istemiyorsun anlaşılan. Çok hırslı bir kadındır. Ben yataktan üçüncü günü kalktım. Yapılması gereken her şey yapılmıştı. Yapılacaklar da yarıya gelmişti.
çok hırslı. Bakın sigara yasağı yoktu. Şirkette 50 küsür kişiydik o zaman. Sigarayı yasakladı. Dedi ki bu perdeleri biz poşet içinde veriyoruz. Çocuklar sigara içiyorlar. Sigarayı üfledikleri zaman poşetlerin içine kaçıyor. Apreli malzeme biliyorsunuz stor perdeler. Bu sigaranın etkileşince birbiriyle Ayşe Hanım'ın evine gidiyor. Bu sonuçta bayimize veriyoruz. Gidiyor Ayşe Hanım bunu açılınca paket. Bu ne koku? Bunu mu takacaksınız bize? İnanılır detaylar değil ya. Bu detayları da biz o zamandan daha sigara yasağı yoktu. İş yerlerinde, otobüslerde, uçaklar her yerde içilirken yani. Dedik ki bu şirkette sigara içilmesin. İçmek isteyen dışarıda içsin. Ve günde şu kadardan fazlasına da zaten izin vermiyoruz. Sebebi sağlık. O zaman eşinize sevgiler yollayalım. Çok emeği var. Ve bundan sonra Ali Bey'in oğlu Mehmet Bey'e partnerlik edecek sevgili oğlumuzu da analım ve programımızı sonlandıralım. Efendim yerinizi kim alacak? Oğlum alacak tabii ki. Tek çocuğum var. Ata. Ata iyi bir çocuk. İnşallah başaracak. Arkasındayım tabii. O zaman kamera size yaklaşsın. Evet, sektörümüzün en hızlı dönemlerindeyiz. Yaz sezonundayız. Az önce de dile getirdim. Perakendecisiydi, toptancısıydı, üreticisiydi, tedarikçisiydi. Biz kalabalık ve büyük bir aileyiz. O büyük aileye park perde sistemlerinin sahibi Cengiz Özden seslenecek olursa ve Nakış Metal'e de özellikle seslenmenizi rica edeceğim. Neler söylemek istersiniz? Buyurun, kamera sizde. Ne yaparsak yapalım, en iyisini yapalım. Hep beraber. Tedarikçisiyle, üreticisiyle, herkesle, bütün Türkiye, en iyisini yapalım yaptığımız işin. En iyisini yapalım, en iyisini yaparken de tedarikçilerimize üzmeyelim. Onlara da destek olalım. Yeni bilgileri, yeni örnekleri götürelim. Onlar zaten bizim arkamızda duruyor, sağ olsunlar. Bugünlere gelmekte çok büyük emekleri var bizler için. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz böyle bir şeye vesile olduğunuz için. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Nakış Metal'e ayırdınız. Efendim görüşmek üzere. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Evet, değerli sektör mensupları, biz kocaman bir aileyiz dedik. Ve Nakış Metal'in dostlarını ziyaret ettikçe Nakış Metal'in de kocaman bir aile olduğunu görüyorum. Dolayısıyla Nakış Metal adına gururlanıyorum. Bugün Cengiz Özden'i örnek teşkil ederek eğer genç neslin kalbine dokunduysak ne mutlu bize. Teşekkürler Nakış Metal diyelim ve bir başka Nakış Metal dostunda görüşmek dileğiyle diyerek biz park perde sistemlerinden ayrılalım. Hepinize hayırlı işler diliyoruz.